Hilal Kaplan CHP ve EOKA meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü için hazırladığı videoda gösterilen resim günlerdir konuşuluyor. Çünkü videoda Kıbrıs'ın bağımsızlığı denirken ekranda EOKA'cı teröristlerin ele geçirdiği bir Türk bayrağı ile yaptıkları gövde gösterisi yer alıyor. Video dolaşıma girdikten kısa bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabına, videodakilerin EOKA'cı teröristler olduğu bilgisi iletildi. Ancak CHP'den bir düzeltme gelmediği gibi Kılıçdaroğlu kanadından, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüğünü anlatan bir sahnedir bu, açıklaması geldi. Ardından Demirbaş CHP'li olan sözcü Faik Öztrak, videonun dört dörtlük olduğunu ve güncelleme ihtiyacı olmadığını söyledi. Bir hata nasıl içinden çıkılmaz bir soruna dönüştürülür? sorusunun uygulamalı cevabına CHP'li yazarlar bile isyan etti. Misal Deniz Zeyrek, CHP'nin parti içi yenilenmeyi savunan kanallarından sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapan danışmanına "geri zekalı" dedi video kurgu ekibinin yaptığı bir hatayı CHP neden bu kadar uzattı? Kılıçdaroğlu ve Öztrak, söz konusu resmin 23 Nisan 1964'te çekildiğini bilmiyor olabilirler ancak neden Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen önce çekilmiş gibi açıklama yaptılar. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra silip o fotoğrafı değiştirebilir ve tekrar paylaşabilirdi. Peki neden bu yöntemi uygulamadılar? Çünkü en geç iki saat içinde halledilecek bir sorunu önce görmezden gelip ardından hatayı yok saymak ve karşı tarafı suçlamak tam da bugüne dek aynı taktiği uygulayan Kılıçdaroğlu ekibine yakışan bir davranıştı. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya çalışırken Ermenistan'dan yana olan CHP'nin dış politikadan sorumlu yöneticisi değil miydi? Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da terör örgütü PKK bombalı saldırı düzenledikten sonra BBC Türkçe'de terör örgütünü aklamadı mı? Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi, kapalı Maraş'ın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna Maraş'ı Medyascope'da yayınlanan, başörtüsünü çıkarmış İslamcılar, yazı dizisinin bir kahramanı zannedip cevap veremeyen. Bu yazıyı yazarken, Kılıçdaroğlu 12 Eylül darbesini güya eleştirirken konuyu 20 Temmuz 2016'daki o hal ilanına getirebildi. Meseleye bir de bu açıdan bakalım. Belki bu sayede yeni bir CHP skandalına kadar sinirlerimizi koruyabiliriz.